Allah. Kardeşlik ve Kültür Derneği 2002'nin 10. ayında kurulan bir cemiyettir. Yer İstanbul. O günden bugüne 5 seneden fazla geçti. Bu günlerle beraber 2008'e ayak basarken bizim cemiyemiz, derneğimiz 6. senesine girmiş olur. O günden bugüne kardeşlik, İyi çalışma, ciddi çalışma, şeffafiyet, cemaat çalışma, birinin başkasının çalışmasıyla övünen ve cemaatin biriyle beraber kuvvet kazanması cemiyetin en büyük hususiyetlerindendir. Bizim cemiyemiz Irak Türkmenler Kardeşlik ve Kültür Derneği 2002'nin 10. ayında İstanbul'da kurulmuşken 2003'ün 10. ayında da Kerkük'te kuruldu. Kerkük'te kurulmasıyla bir yana büyük bir çalışmalara imza attı. Bu çalışmaların başında gelen bizim İmam Ebu Hanife Nu'man Kur'an Kursu'nun zannederim bütün bundan sonra gelen çalışmalarının asıl esasını teşkil eder. Bizim bu çalışma ya da bu meşru İmam Ebu Hanife'nin olan Kur'an kursu ilk talimi Kur'an'a yönelik bir hizmet çalışmasıdır. Bundan sonra da işte Taneviyet Ummahati Mu'minin kızlarımız için, bazılarımız için açılan bir İslami lisedir. Bu İslami lisesi, bunun ardıcada 3 proje daha gelmekle beraber bizim cemiyenin üstlendiği 4 proje olur. Bu 4 proje, bu 2 sene, son senemizle beraber 8 projeye eklendir. 4 proje daha bunların üzerine geldi. İşte Nu'man bin Sabit İslami Lisesi erkekler için, yani bizim oğlanlar için açıldı. Aynı zamanda Musalla Spor Kulübü de açıldı. Hamdolsun Allah'a Merkez-i İ'caz-ı İlmi fil Kur'an ve Sünne, yani Kur'an ve Sünnet'in bölgede İ'caz-ı İlmi Merkezi'ni. Bu merkez de tabi Kerkük'te ilk ve tek bir merkezdir. Aynı zamanda bizim tabi birinci günden sensimizi Kerkük'e yetiştiren bütün Kerkük'ün etrafına, köylerine ve kasabalarına da yetiştiren bizim Sumer FM'imiz var. Yani radyo da açmıştık. Tabi bu arada gençler için olsun, kadınlar için olsun, bizim erkekler için olsun, bütün insanlarımız için olsun elimizden geldiği bu muhasiseleri açtık. Daha çok altyapıya yöneldik, talimi ya da eğitim mecralarına yöneldik. Ta ki yani müstakbelen ve istikbalde bizi temsil eden insanlar her taraftan güçlü olsunlar. İşte bir taraftan bedenen güçlü olsunlar, bir taraftan da elmen güçlü olsunlar. Ta ki milletimizi sadece Kerkük'te dergi, sadece Irak'ta dergi, yurt dışında da çok güzel bir şekilde bizi temsil etsinler. Bizim cemiyemiz ya da daha doğrusu kardeşlik kafilemiz İstanbul'dan başlarken
Kerkük'te devam edelim. Bu kafilenin içinde çok değerli ve muhterem insanlarımız var idi. Çok değerli ustalarımız var idi. İçinde adları geçmese bile aslında her zaman bize nasihat vermişler, yol göstermişler. Veletlerimizi, yanlışlarımızı zaman zaman bize iletmişler. Biz onların sayesinde, belki de onların zaman zaman adları gelmese bile ama biz onların sayesinde bu büyük çalışmalara imza attık. Aynı zamanda da her ne kadar Kerkük'te de bizler gözüksek de bu çalışmaların arkasında ama bunun asıl esasını ve altyapısını koyanlar ve bunun daha çok finansını bizim için ölçümüze koyanlar, hazırlayanlar İstanbul'da bulunan bizim derneğin asil ve birinci günden çalışmalarıyla, özverileriyle, isarlarıyla bu cemiyeni desteklediler ve cemiyenin o bu derneğin çalışmalarını hatırı için işlerinden ve eşlerinden ve bütün dünya mütealliqatından uzak düştüler bu cemiyenin çalışmalarını ayakta durdurmak için, o projeleri yerine getirmek için. Ben tabii burada Irak'taki ve Kerkük'teki bulunan bizim Irak Düşmanı Kardeşliği Kültür Derneği adına bizim İstanbul'da bulunan derneğimizin ikinci merkezine canı yolundan teşekkür ederim. Zannederim Allah Subhanahu Teala onları tesir etmeseydi belki bu çalışmalar hiçbir zaman milletimize sunulmazdı da o milletimiz bu güzel çalışmaları görmezdi. Ama bunun yanı sıra tabii bizim her zaman finansa tarafından, finansal açıdan bizim yanımızda duran değerli ve muhterem bizi iyice destekleyen başta gelen İHH müessesesi olarak bunun ikinci şeyi de, ikinci bu işte de büyük bir payı olan da Deniz Feneri Derneği İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de bulunan değerli belediyeler de ailemize destek çıktılar. Onlara da başta İHA ve Deniz Feneri olmak üzere hepsine canı gönülden teşekkür ederim. İnşallah her ne kadar belki biz bu teşekkürle onların hakkını verebilmeyiz ama zannederim inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında çok büyük kazanca sahip olurlar. Allah Subhanahu ve Teala çok güzel bir şekilde onlara cezalarını ve kıymetlerini verir. İnşallah biz bu bugünkü başlattığımız bu şeyin çalışmaları tanıtımıyla bizim değerli vatandaşlarımız ve bütün Müslümanlar da aynı zamanda görürler derneğin çalışmalarını, yahundan müesseselerini incelerler ve inşallah bu müesseselerde bizim gayemiz ve hedefimiz şöhreti şahsiyeden daha ziyade ve hiçbir zamanda da şöhrette olmayıp hedefimiz. Bunun daha ziyade biz milletimize güzel, temiz ve sadıkane bir hizmet vermektir. İnşallah bu yolda biz başarılı olup duamız da Allah Subhanahu Teala'dan odur. Bu yolda bizi başarılı etsin. Çünkü zaten çıkandak da bir yola bizim şiarımız oydu. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Her zaman da Allah Subhanahu Teala'dan ihtiyacımız var. İhtidaya ihtiyacımız var, hudaya ve aynı zamanda da hadi insanlardan da yol göstermelerini isteriz. İnşallah bu çalışmalarımız bugün bu tarihte görmüş olduğumuz şekilde ise 8 müessesedir. Belki ben hepsini inşallah saydım da 8 müessese varımızdır. İnşallah gelecek günlerde bu müesseselerin daha ileri bir marhaleye, aşamaya ulaşırlar. Bu müesseselerin üstüne daha başka bir müesseseler gelir ta ki milletimize en güzel hizmet veririk. Vesselam aleyküm.